Redbubble'da yeni bir satıcı olarak 2024 yılına girerken gerçekten para kazanabilir misiniz? Göreceğiniz üzere Redbubble'dan her gün biraz para kazanıyorum. Birkaç hesabım var ve mesela bugün sadece bu hesabımdan 8 tane satış yapmışım. Ama bu web sitesine 1,5 yıldan beri neredeyse hiç tişört tasarımı yüklemedim. Bunların çoğu eski tasarımlardı ve hala her gün satılıyorlar. Durum böyle olunca da insanın aklına ister istemez yeni bir satıcı olarak eski satıcılarla rekabet edip edemeyeceğiniz sorusu geliyor. Redbubble öldü mü? Eski yöntemler hala işe yarıyor mu? 2024'e girerken para kazanmak daha mı zor ve eğer öyleyse ne kadar zor? Gelin hem bu sorular üzerine konuşalım hem de yeni Redbubble satıcılarının kesinlikle haberdar olması gereken problemlerden konuşalım. Şimdi bir adım geriye çekilelim ve veriler bize ne gösteriyor buna bakalım. İlk izlenim olarak durumun pek olumlu olmadığını söyleyebilirim. İnternette Redbubble öldü mü, bitti mi gibi sorular sorulmasının nedeni Google Trends'e göre Redbubble'ın 3 yıl önce pandemi döneminde popülerliğinin zirve yapması ve sonrasında bir düşüş yaşaması gibi gözüküyor. Şu an bir toparlanma belirtisi var ama genel bir düşüş trendi söz konusu. Google Trends dışında hisse fiyatlarının gidişatı da bu durumu yansıtıyor. Mesela 2016 veya 2020 civarında Redbubble hissesi almış olanlar çok büyük bir kazanç elde etmiş olabilirler ancak umarım bu insanlar hisselerini uzun süre ellerinde tutmamışlardır çünkü hisse değeri hızla düşmüş. Tabii ki unutmamak gerek, Google Trends verileri ve hisse fiyatları şirketin asıl performansını tam olarak yansıtmıyor. Bu sadece yatırımcıların şirketin değerinin artacağına ne kadar inandığını gösteren bir grafik. Asıl meselemiz şu, 2024'te yeni bir satıcı olarak, yeni bir tişört tasarımcısı olarak Redbubble'dan para kazanmak mümkün mü? Öncelikle ele alınması gereken konu Redbubble'da yeterince müşteri var mı ve şirket yeterince gelir elde ediyor mu? Redbubble'ın yatırımcı ilişkileri merkezinden aldığım verilere göre bu sayılar, yani müşteri sayısı ve gelir miktarı milyonlarla ifade ediliyor. Bu arada ekranda gördükleriniz sadece ortalama değerleri temsil ediyor. Verilere göre şirketin hiçbir borcu bulunmuyor ve elinde iyi bir miktarda nakit var. Bu nedenle Redbubble'ın iflas etme riski gibi bir şey söz konusu değil tabii ki. Şirketin gelirlerinde genel bir artış trendi gözlemleniyor. Ancak 2021'den itibaren bu yıl bir düşüş yaşandı. Pandemi döneminde Redbubble maske satışlarına başlamıştı. Dolayısıyla bu düşüş büyük oranda maske satışlarındaki azalmadan kaynaklanıyor. 2020 yılından bu yana gelirde ve tasarımcı kazançlarında genel bir artış var. Tüm satıcıların pazar payını tam olarak bilmediğim için rekabet durumunu kesin olarak belirleyemiyorum. Ancak şu an için tüm satıcıların eşit bir pazar payına sahip olduğunu varsayarsak rekabetin nasıl olduğuna dair bazı tahminlerde bulunabiliriz. 2018'den bu yana tasarımcı başına, yani Redbubble'da satış yapan bizlerin başına düşen ortalama müşteri sayısında bir azalma var ve satıcı başına kazanç da azalmış durumda. Verileri incelediğimde görüyorum ki 2024'te önceki yıllara kıyasla satış yapmak biraz daha zor olabilir. Ama sadece birazcık. Zorluk konusunda çok büyük bir fark yok. Peki o zaman 2023 biterken yeni satıcılar 2019 veya 2020 gibi yıllara göre neden daha fazla zorlukla karşılaşıyorlar? Bu verileri oluştururken ve yorum yaparken tüm satıcıların eşit pazar payına sahip olduğunu varsaydım. Ancak gerçekte durum böyle mi? Elbette değil. Peki neden böyle? Çünkü Redbubble 2006'da kurulduğunda durum şöyleydi. Sınırlı sayıda satıcı vardı. Örneğin iyi anlamak için sadece 4 satıcı diyelim. Bu satıcılar Redbubble'daki pazarın büyük bir kısmını eşit olarak paylaşıyorlardı. Tabii bu dönemde tasarımcılar büyük gelirler elde edemiyorlardı çünkü Redbubble yeni bir platformdu. Yani ilk yıllarda satıcı sayısı az olsa da ve Redbubble pastası çok az satıcı arasında pay edilmiş olsa da platform yeni olduğu için müşteri sayısı da azdı. O nedenle satıcılar çok para kazanamıyorlardı. 2006 yılına ait toplam satıcı gelirini ve sayısını tam olarak bilmesem de örneğin toplamda 4000 dolar gibi bir gelir olduğunu varsayalım. Dolayısıyla 4 satıcı olduğu varsayımıyla devam edersek her bir satıcı 1000 dolar kazanmış olabilir. Bildiğiniz gibi Redbubble'a katılmak çok kolay. İnternet üzerinden herkes kaydolabiliyor ve tasarım yükleyebiliyor. Bu nedenle bu 4 satıcının gelir elde ettiğini gören diğer insanlar da platforma katılmaya başladı. Eğer her yeni katılan kişi
eşit bir fırsata sahipse herkesin eşit bir payı olmalı mantıken, değil mi? Tabii ki bu mantık doğru değil, çünkü bazıları daha fazla tasarım yükler ve daha yetenekli oldukları için daha fazla satış yaparlar. Yeni satıcıların eski satıcılardan müşteri ve gelir kapma gücü zaman geçtikçe ve her yeni satıcı eklendikçe azalır. Eğer bir satıcı bir tasarım satar ve arama sonuçlarında üst sıralarda çıkarsa, üst sıralarda olması onun tasarımlarını daha fazla ön plana çıkarır ve o tasarımcıya daha fazla ziyaretçi çeker. Bu da daha fazla satışa yol açar ve bu birbirini besleyen bir döngü halini alır. Erken başlamanın avantajı tasarımlarınızın sıralamada üstte kalması, yani arama sonuçlarında ilk sayfada çıkmasıdır. İlk yıllarda yüklenen tasarımlar bu döngünün avantajını en kolay şekilde elde etmiş olan tasarımlardır. Yeni satıcıların bu döngüyü kırarak eski tasarımcılardan daha üstte yer alması zordur. E peki böyle olunca zamanla ne oluyor? Talep arttıkça Redbubble giderek büyüyor ve tasarımcı sayısı da artıyor. Örneğin platforma erken katılan satıcılar akla gelen ilk anahtar kelimeleri ve niş dediğimiz spesifik konuları yavaş yavaş doldurdu. Mesela kedi, köpek gibi popüler sözcükler aratılınca eskiden yüklenmiş ve yıllar içinde defalarca satıldığı için en üstte karşımıza çıkan tasarımları görüyoruz. Yani sırf bir tasarım Redbubble'da rekabet azken yüklendiği için yıllar içinde defalarca satılıyor ve rekabet arttığında bile aynı arama sonuçlarında ilk sayfalarda çıkıyor. Aslında benim de 1,5 yıldır tasarım yüklememe sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani ben de Redbubble'da birkaç alanı kapattığımı düşünüyorum. Mesela o alanlarda benimle rekabet etmek yerine yeni konularda tasarım yapmak daha mantıklı bir strateji. Bu eski satıcıların satış döngüsünü kırmak ve onlarla yarışmak zor. Eğer yetenekli bir tasarımcıysanız, dikkat çekerseniz, insanlar şu anki popüler satıcılardan daha çok sizin ürünlerinizi satın alırsa bu döngüyü kırabilir ve üst sıralara çıkabilirsiniz. Evet, biraz zor olsa da rekabetin yüksek olduğu konularda tasarım yapacaksanız bunu göze almanız gerekebilir. Aksi halde arama sonuçlarının çok sonraki sayfalarında kalırsınız. En üstte olmayan ve Redbubble'a ilk yıllarda değil de sonradan girmiş diğer satıcılar belki ilk gelenlere göre biraz daha az popüler olsalar da yine yaygın anahtar kelimelerde üst sıralarda yer alıyorlar. Yani kedi, köpek, aşk, tatlı gibi konularda olmasa da atıyorum unicorn, motosiklet, spesifik müzik türleri gibi konulardan bahsediyorum. Eğer siz yeni bir satıcı olarak sonradan katıldıysanız bu popüler anahtar kelimelerde üst sıralara çıkmak daha zor olacaktır. Şöyle düşünün, eğer bu platformda yeniyseniz pastadan sadece çok küçük bir dilime sahipsiniz ve bu dilimin daha büyük bir kısmını kapmak zor ama imkansız değil. Peki bu durumu nasıl aşabilirsiniz? Yöntemlerden ilki tasarım sayınızı arttırarak bu eski satıcılarla rekabet etmektir. Örneğin popüler bir kedi tasarımı yüklediğinizde ve bu iyi satıldığında diğer kedi tasarımları satan satıcılardan bir miktar pazar payı kapabilirsiniz. Ancak bu dediğim gibi zor, çünkü eski satıcıların popüler anahtar kelimelerde üst sıralarda yer alan tasarımları var. Peki bu rekabet dolu ortamda nasıl öne çıkabilir ve aynı zamanda doğrudan rekabetten nasıl kaçınabilirsiniz? Yeni müşterileri ve gelirleri çekerek, yani daha az rekabetçi ancak yüksek talep gören anahtar kelimelere odaklanarak bunu yapmak mümkün. Tabii bu anahtar kelimeleri bulmak için bazı özel teknikler ve yardımcı araçlar bulunuyor. Sonraki videolarımda detaylı olarak bahsedeceğim bundan. Bu stratejiyle arama sonuçlarının ilk sayfasında kolayca yer alabilirsiniz. Redbubble, Google reklamları ve yeniden hedefleme reklamları için bütçe ayırıyor. Bu yeniden hedefleme dediğim reklam türü, siteyi daha önce kullanmış ziyaretçilere ulaşıp tekrar reklam yapmak demek. İşte Redbubble'ın bu reklamlarında siz farkında olmadan sizin tasarımlarınız da yer alıyor. Böylece çok fazla müşteriye ulaşabiliyorsunuz. Bu müşterilere belirli anahtar kelimelerle ulaşmak mümkün. Redbubble'da öne çıkmanın iki yolu var. İlki, az önce anlattığım gibi belirli anahtar kelimelerde rekabet ederek pazar payınızı arttırmak. Yani zaten kapılmış ve rekabet oranı yüksek olan anahtar kelimelerde bir sürü tasarım yüklemek. İkincisi ise yeni anahtar kelimeler keşfederek yeni müşterilere ve bunun sonucunda iyi bir gelire ulaşmak. Hangi stratejiyi kullanacağınız size kalmış ama bence düşük rekabetli ama yüksek talepli anahtar kelimeleri bulup bu kelimeler için çok sayıda tasarım yükleyerek Redbubble dükkanınıza trafik çekebilirsiniz. Bu strateji sayesinde herkesin rekabetin yoğun olduğunu düşündüğü bu 2023 yılında yeni tasarımcılar gelir elde etmeye devam edebiliyorlar.
Anahtar kelime araştırma araçlarıyla bu nişleri nasıl bulabileceğinize dair kanalıma birçok video gelecek. Bu anahtar kelime bulma konusunu kaçırmamak için abone olup özellikle de bildirim zilini lütfen açın. Derinlemesini anlatacağım bir video gelecek. Redbubble bünyesindeki tasarımların reklamlarını zaten fazlasıyla yapıyor. Ek olarak kendi sosyal medya hesaplarınızı ya da ücretli reklamları kullanarak ekstra trafik çekebilirsiniz. Ama bence bu Redbubble'ın sunduğu avantajın yanında %25'ten daha fazla etkisi olan bir durum değil. Redbubble her ay 30 milyon civarında potansiyel müşteri tarafından ziyaret ediliyor. Sizin sosyal medyadan çekeceğiniz trafik, eğer bol takipçili bir niş hesabınız yoksa %25'ten fazla etki yapmayacaktır. Niş hesaptan kastım, örneğin 10 bin takipçili ve elektro gitar üzerine olan bir Instagram hesabınız vardır. Burada müzikle ilgili tişört tasarımlarınızı düzenli paylaşırsanız trafik çekme ihtimaliniz çok fazladır. Ücretli reklamlar vermenizi ise hiç tavsiye etmem çünkü astarı yüzünden pahalıya gelecektir. Onun dışında Pinterest gibi yerlerde paylaşmanın da etkisi var ama dediğim gibi bu etki 4'te 1'i geçmez. Ha bu arada %25'i küçümsemeyin ama sadece Redbubble'ın reklam gücü yanında küçük kaldığını da unutmayın. 2024'e doğru yaklaşırken Redbubble'da satış yapmanın neden daha zor olduğunu ve eski yöntemlerin neden işe yaramadığını umarım açıkça anlatabilmişimdir. Artık sadece rastgele görseller yükleyerek satış yapmak pek mümkün değil. Ancak bu satış yapmanın tamamen imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Redbubble'da artan rekabetin yanı sıra bazı başka sorunlar da mevcut. Bunlardan belki de en önemlisi etiket spamiydi. Ancak Redbubble yetkilileri bu konuda önlem almış gibi görünüyorlar. Bu tabii ki olumlu bir gelişme. Daha önce kullanıcılara 50 etiket eklemelerine izin veriliyordu ve bazı kişiler popüler olup da rekabetin düşük olduğu anahtar kelimeleri bulup bu etiketleri sürekli kullanıyorlardı. Resmi olarak etiket spaminin sıralamanızı etkilemediği belirtilse de bu anahtar kelimelerde üst sıralarda yer alan birçok kişinin etiket spamı yaptığı belliydi. Evet, bir dönem bu tür anahtar kelimelerde öne çıkmanın bir yolu da etiket spamı yapmaktı. Ancak şimdi bu soruna müdahale ettiklerini görebiliyoruz. Artık her tasarım için sadece 15 tane etiket kullanmanızı öneriyorlar. Daha önce böyle bir kısıtlama yoktu. Şimdi fazla etiket eklerseniz sistem sizi uyarıyor. Bu gerçekten olumlu bir gelişme ve kullanıcıların uzun süredir talep ettiği bir şeydi. Bu değişikliği yapmalarına bayağı sevindim. Diğer bir mesele de yatırımcı raporlarına göz attığınızda dikkate almanız gereken bazı önemli risklerle karşılaşıyorsunuz. Redbubble'ın yıldan yıla vurguladıkları ana meseleler içinde yoğun rekabet, fikri mülkiyet ve telif hakkı ihlalleri ve kalitesiz tasarımların artışı gibi konular var. Bu sorunlar daha önceki bir videomda incelediğim tişört satabileceğiniz 11 farklı web sitesinin hepsi için geçerli. Fakat Redbubble popülerliği ve pandemi sırasında yaşadığı büyüme ile bu konuda daha fazla zorluk yaşamış gibi gözüküyor. Yöneticiler bu sorunları çözmek için adımlar attıklarını belirtiyorlar. Her ne kadar bu adımların ne olduğunu tam olarak bilmesem de sorunun farkında olduklarını bilmek içimi rahatlatıyor. Tabii Redbubble'da yıllık raporlarda bahsedilmeyen teknik sorunlar da var. Özellikle bazen kullanıcıların haksız yere hesaplarının askıya alındığına dair geçmişte yaşanan ve hala devam eden olaylar var. Birçok kişinin hesabı çeşitli nedenlerle askıya alınmış olabilir. Fakat siz takipçilerimden bazılarının da içinde olduğu birçok kişi haksız yere bu durumla karşılaşıyor. Bu konu hakkında ayrıntılı bir video hazırlıyorum. Hesap kapatılması, çözüm önerileri, Redbubble'la ilgili diğer teknik sorunlar ve çözümler gibi konuları anlatacağım. Onu da kaçırmayın derim. Redbubble'da tişört satmaya başlamadan önce bu bilgilere sahip olmanız önemli. Kanalımda Redbubble kurulum ayarlarından tutun ödeme almaya kadar birçok eğitim videosu çektim ve çekmeye devam ediyorum. Bu işe başlamak isterseniz Redbubble dersleri oynatma listesini baştan sona sırayla izlemenizi tavsiye ederim. Şahsi fikrime gelecek olursak, ben sadece Redbubble'a bağlı olmak istemiyorum ve şu an için yeterince zaman harcadığımı düşünüyorum. Takipçilerim biliyorlar, 2015'ten beri Redbubble'dayım. Şimdi ise gelir kaynaklarımı çeşitlendirmeyi, dijital ürünler oluşturmayı, Fiverr, YouTube, Amazon Affiliate gibi işlere odaklanmayı tercih ediyorum. Arada bir de özleyip Redbubble ve diğer sitelere tasarım yüklediğim oluyor. Bu arada Kumbara Türkiye, aklınızda tişört satarak para kazanmaya yönelik eğitimler veren bir kanal olarak canlanıyor olabilir. Bu doğru ama ben internetin bir pasif gelir cenneti olduğunu çok önceden fark edip yıllarca farklı kategorilerde kazançlar elde eden birisiyim.
Dolayısıyla tişört eğitimlerine devam ederken Fiverr, Amazon Affiliate, YouTube kanal yönetimi gibi başka konularda gelebilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video Redbubble'da 2024'te satış yapmanın neden daha zor olduğunu ve bu platformda nasıl başarılı olabileceğinizi anlamanıza yardımcı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atabilir ve abone olabilirsiniz. Daha fazla içerik için kanalıma göz atın. Kumbara'dan hepinize bol kazançlar ve başarılar dilerim. Çarşamba günü görüşürüz.